Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çay saatlerinin vazgeçilmezi olan nefis bir kısır tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Ben bu tarifte 2 su bardağı köftelik ince bulgur kullanacağım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 250 milim büyük su bardaklarından. Bulgurumu geniş bir kabın içerisine aldım ve aynı bardakla 2 su bardağı da üzerine sıcak su ekleyeceğim. Bulguru şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine bir kapak kapatacağım ve bulgurun şişmesini bekleyeceğim. Ben de bu arada soğanını kavuracağım. Evet şimdi üzerini kapatıyorum ve yaklaşık 10 dakika kadar bulgurun kabarmasını bekliyorum. Uygun bir tavanın içerisine bir tane orta boy kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğradım. 3 diş de sarımsak ekledim. Üzerine bir büyük çay bardağı ayçiçek yağı ekliyorum. Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Soğanımı hafif pembeleşene kadar kavuruyorum. Ben kısırı bu şekilde hazırlıyorum. Herkesin farklı bir kısır tarifi vardır. Ben genelde bu şekilde yapıyorum. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Yorumlar kısmından bana yazarsanız çok sevinirim. Evet hafif pembeleşene kadar soğanımı kavurdum. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası, 1 yemek kaşığı dolusu da biber salçası ekliyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar 2-3 dakika boyunca kavuralım. Bol salçalı çok güzel oluyor. Eğer biber salçanız yoksa diğerinde domates salçası ekleyebilirsiniz. Salçamızı 2-3 dakika boyunca soğanla birlikte kavurduktan sonra artık son olarak baharatlarını ekleyeceğim. Damak zevkinize göre tuz, pul biber, karabiber, kırmızı toz biber ve isot kullanabilirsiniz. Bunların miktarlarını tamamen damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Baharatlarla birlikte de şöyle birkaç tur çevirdikten sonra artık soğanlı sosumuz hazır. Şimdi ocağın altını kapatıyorum ve bulgurumu kontrol etmeye gidiyorum. Bulgurum yaklaşık 10 dakika bu şekilde dinlendi. Şöyle karıştırıyorum. Daha rahat karıştırabilmek için geniş bir kabın içerisine alacağım. Ve orada bütün malzemeleriyle buluşturacağım. hazırlamış olduğum soğanlı karışımımı üzerine boşaltacağım ve güzelce karıştıracağım. Soğanlı karışım bulgurla güzelce bütünleşene kadar karıştıralım. Dilerseniz kaşık yerine elinizle de yoğurabilirsiniz. Bu şekilde daha güzel bütünleşecektir. Ben bu şekilde kaşıkla karıştırdım. da yeşilliklerini de birazdan hazırlayacağız ve üzerine ekleyeceğiz. Arzuya göre içerisine domates, salatalık da tabii ki eklenebilir ama ben bu şekilde yapıyorum. Sizler damak zevkinize göre farklı malzemeler de tabii ki ekleyebilirsiniz. Çünkü herkes farklı şekilde yapıyor kısırı. Evet şimdi üzerine bir tane limonu e, sıktım ve onu ekledim. Bir yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. E, ekşilik kısmını da e, yine damak zevkinize göre çoğaltıp azaltabilirsiniz arkadaşlar. Ben sonradan biraz daha e, nar ekşisi ekledim. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar e, nar ekşisi ekledim. Bunu belirtmek istiyorum. Tekrar güzelce karıştırıyorum. Ben yeşilliklerimi hazırlarken, bu da birazcık dinlenmiş olacak. Benim balkonda yetiştirmiş olduğum yeşil soğan, maydanoz ve nane'm var. Onlardan hemen alarak temizleyeceğim ve doğrayacağım. Bu arada sizlere de göstermek istedim. Gördüğünüz gibi balkonumda ufak da olsa bir bahçe oluşturdum ve böyle lazım olduğu zaman alıyorum. Çok güzel oluyor. Evet biraz soğan, biraz taze nane ekleyeceğim. Biraz da maydanoz ekleyeceğim. Sizler dilediğiniz yeşilliği kullanabilirsiniz. Dediğim gibi içerisine seviyorsanız domates, salatalık ekleyebilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış arkadaşlar. Evet biraz da maydanoz koparıyorum. Kirliklerimin hepsini güzelce yıkadım. Sularını da sıktıktan sonra hemen doğrama kısmına geçiyorum. 5-6 dal taze soğanı ince ince olacak şekilde doğrayalım. 2-3 yaprakta kıvırcık kullanacağım. Yine onları da ince ince olacak şekilde doğradım bir tutam taze nane bir tutam da maydanozu yine ince ince olacak şekilde doğradım ve hepsini hazırladım bu şekilde. Şimdi içerisine ilave ediyorum. Ve bütün malzememi güzelce karıştırdıktan sonra artık kısırımız hazır. Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan bu nefis lezzeti eğer denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet güzelce karıştırdıktan sonra artık servis için bu nefis tarifimiz hazır. Dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Ben böyle bir kaseye koyup servis ettim. Yanına turşuyla nefis oluyor. Sizler dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Evet kısırımızın son hali bu şekilde. Ben sade bu şekilde hazırlıyorum. Sizler dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Farklı malzemeler ekleyip çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Tarifle ilgili sorularınız olursa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.